Çok dolu dolu bir içerikle karşınızdayım çünkü Amerika'da dolu dolu olaylar var. Ortalık birbirine girmiş durumda. Dün Merkez Bankası'nın faiz açıklaması vardı. Sonra Powell konuştu. Sonra piyasalar çok sürpriz tepkiler verdiler. Son iki günde açıklanan bazı bilançolara piyasaların verdiği tepki de bir tuhaftı. Çok garip şeyler oldu gerçekten. Ve önümüzdeki günlerde çok önemli bilgi akışları var. En önemlisi de bence bugün gerçekten borsaların yönünü belirleyecek çok önemli bir bilanço geliyor Apple ve beni çok endişelendiriyor. Dün Qualcomm bilançosu açıklandı. O da Apple hakkındaki endişelerimi artırdı. Onu biraz paylaşacağız. Daha sonra da gelecek hafta gelecek enflasyon verisi hakkında biraz konuşacağız. Çünkü beni bütün yatırım tezimin temelini oluşturuyor. Hazırsanız başlıyoruz. Başlamadan önce size küçük bir hediyemi hatırlatmak istiyorum. Amerikan borsalara nasıl yatırım yapılır konusunda sevgili Bilge Zağlı ile beraber süper, kısa, okuması basit ama çok bilgilendirici bir e-rehbercik hazırladık. Tamamen bedava, linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Tıklayın, indirin, emin olun size çok faydalı olacak. Şimdi konumuza geri dönelim. Neler oluyor bir bakalım. Dün Amerikan borsası 25 bas puanlık artış yaptı faizlerde. Zaten bunu bekliyorduk. Gelecekle ilgili de hafif güvercince bir açıklamada bulundu. Bunu da zaten bekliyorduk. Burada sürpriz olmadı ve bu da benim 5 adımlı piyasa planıma gayet uydu. Nedir bu 5 adım? Hatırlayalım. Fed 25 bas puan düşürecek ve güvercince konuşacak. Daha sonra Powell konuşmasına zırvalamayacak. Biraz sonra ona geleceğiz. Hafif zırvaladığı yerler oldu ama genelde fena değil. Apple'dan piyasaları üzecek sonuçlar gelmeyecek. Yani bugün açıklanacak bilançoda. Cuma günü Jolt yani Amerikan işsizlik verisi olumsuz gelecek. Yani Amerika'da işsizlikte artış olacak ama çok da resesyon göstermeyecek. Ve gelecek hafta çarşamba gelecek CPI, tüketici fiyatları endeksi ve PMI, üretici fiyatları endeksi o perşembe günü geliyor. Bunlarda da hafif düşüşler olacak. Bütün bunlar olursa borsalar Mayıs'ı hafif bir pozitifte geçirecek. Tezimiz buydu. Ben gerçek hızlanmaya daha var diye düşünüyorum borsalarda. Burada tabii iki temel varsayımımız var. Bir, bankacılık tarafında veya şu anda öngöremediğimiz başka yerlerde acayip bir sert patlama olmayacak. İkincisi de resesyona girmeyeceğiz. Resesyona girmeyeceğiz. Bu konuda bir sıkıntım yok. Bankalar tarafı biraz dertli. Onu şimdi konuşacağız. Bunun bize etkileri olumlu veya olumsuz olabilir. Önce Powell neler söyledi ona bakalım. Bu arada yanda görüyorsunuz bu yandaki videoda Powell'ın çapsızlığının işareti aslında. İki tane Rus Zelenski gibi davranıp Powell'a röportaj yaptılar. Adam da gayet şakıdı onlara. Amerika'nın ekonomik planları konusunda hakikaten bir rezillikti. Neyse Powell dün açıklamalarını yaptı ve beni korkutmadı. Dedi ki biz bundan sonra faiz artışları anticipate etmiyoruz artık dedi. Determine edeceğiz dedi. İngilizce bilmeyenler için kısaca açıklamakta fayda var. Anticipate öngörüyoruz'a yakın bir kelimedir. Yani büyük ihtimal önümüzde faiz artışları var demektir. Determine ise belirleyeceğiz demektir. Neye göre? Gelen veriye göre. İşte bu güvercince bir açıklama. Zaten beklediğimiz güvercinlik bu seviyedeydi. Diyor ki artık veriye bakıyor olacağız. Büyük ihtimalle mola vermiş durumdayız. Tabii veri kötü gelirse tekrar artırabiliriz faizleri. Beklediğimiz gibi geldi. İkinci önemli bir açıklama. Önümüzdeki aylarda hizmetler enflasyonunda düşüş yaşarsak hedeflerimizi tutturuyoruz anlamına gelir dedi. Bunu çok dikkatli söyledi yine. Faizleri hemen düşürürüz demedi ama şu ana kadar yaptığımız faiz artışlarının işe yaramış olduğunu, hedefi tutturduğumuzu görürüz dedi. İşte gelecek hafta çarşamba ilk enflasyon verisi geliyor. Hizmetlere çok önem veriyor. Çünkü ürün enflasyonu zaten ciddi düşme var. Çünkü emtia fiyatları geriye gidiyor sürekli olarak. Oradaki sıkıntı epey azalmış durumda ama hizmetler tarafında enflasyon yüksek. Çünkü Amerikalılar hala tüketiyorlar, tatile gidiyorlar, yiyorlar, içiyorlar. İş gücü piyasası çok kırılmadı henüz. Maaşlar da o yüzden akıyor. Tüketim burada devam ediyor. İşte ona yönelik bir göndermede bulundu. Bu iyi. Çünkü burada bize bir çerçeve çizdi. Ne olursa faiz artışları konusunda artık dert etmezsiniz meselesinde. Gelecek hafta çarşamba günkü enflasyon verisi iyice önemli hale geldi. Daha sonra piyasaların biraz canını sıkan bir açıklama yaptı ama zaten bunu biz bekliyorduk. Dedi ki enflasyon düşmesi beklediğimizden uzun sürebilir. O yüzden faizleri bu yıl indireceğimizi sanmıyoruz. Bu gayet yerli yerinde bir açıklama. Kendini güvene alıyor. Zaten faiz düşüş açıklaması beklemiyorduk. Ama piyasa bunu pek sevmedi ve dün Nasdaq böyle artı giderken bu açıklamadan sonra eksiye doğru döndü. Ama şimdi bakıyorum tekrar yukarıya doğru geliyor. Bence çünkü makul dengeli bir açıklamaydı. İş piyasası güçlü ama zayıflama işaretleri var dedi. Bu iyi bir açıklama. Farkındayız anlamına geliyor. Ama en bence talihsiz açıklaması bankacılık sistemimiz güçlü dedi ve sonra Wall Street bu açıklamayla adeta dalga geçti. Buna biraz sonra geleceğiz. Temel olarak baktığımızda ama ben Powell konuşmasına zırvalamıyor maddesine burada bir check attım. Çünkü makul şeyler söyledi. Veriye bakacağız artık dedi. Artık determine edeceğiz yani karar vereceğiz gerek var mı artışları yeni ama anticipate etmiyoruz yani öngörmüyoruz dedi. Ve
Gelirler konusunda da neye bakmamız gerektiği konusunda bir çerçeve oturttu. Piyasalarda biraz çocukça açıkçası hemen düşüş açıklaması bekliyorlar. Tabii ki onu biz beklemiyorduk. Piyasaların tepkisi ne oldu? Altın biraz yukarıya doğru gitti ama altının yukarıya gitmesinin arkasındaki temel sebep, ben orada çünkü milim milim takip ettim hakikaten, Powell'ın açıklamaları değil, daha sonrasında yaşanan bankacılık sıkıntılarındaki artışa işaretti. Biraz sonra geleceğiz. Gümüş biraz yukarı gitti. Ham petrol bunların fiyatları artık bayağı ucuzlamış durumda. Dün biraz yukarı gittiler ama şu anda ikisi de 80 doların altına indi. Ham petrolde 70'in altına indik. Bu çok iyi. Enflasyonun düşmesi açısından önemli bir veri. Dün Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq'ın tepkileri düşüş şeklinde oldu. Ama şimdi bakıyorum erken pazarda Nasdaq yukarıya doğru gidiyor gibi. Dün biraz kararsızlıklar vardı. Dün tabii hepimiz o Fed'in raporunu okuduk. Powell'ın konuşmasını satır satır dinledik. Adam avukat olduğu için bile böyle çok enteresan kelimeler kullanıyor. Yani hep bir başıma dert gelmiyor şeklinde açıklama yapıyor ve hukuki terimler biliyorsunuz kafa karıştırıyor. Durumlar böyle şu anda. Yani bugün biraz daha pozitife geçeceğiz gibi gözüküyor. Ama bence piyasalar bugünkü Apple, cuma günkü işsizlik raporu ve gelecek hafta çarşamba gelecek enflasyon raporu gelmeden tam kararlarını vermeyecekler diye düşünüyorum. Bono piyasasının tepkisi ne oldu? Bono piyasası Haziran ayında faiz artışı olmayacağına hemfikir, %99 oranında. Sadece %1'lik bir kesim 25 bas puan daha geliyor. Temmuz ayı ile ilgili olarak da yine artış olmaz diyor. %48'i faizin buralarda kalacağını, %51'i ise Temmuz'dan itibaren faiz düşüşüne gideceğini değerlendiriyor. Ve bu değerlendirmeler çok sık değişiyorlar ama en azından dünkü konuşmalara tepki buydu. Zaten bu da bono faizlerini biraz geriye doğru çekti. Ama sonra bir bomba patladı. Hakikaten büyük bomba. PacWest Bancorp zaten gün içerisinde de böyle biraz tatsız gidiyordu. Yılbaşından beri ciddi değerinde erime var. Bu da bir küçük banka. Daha evvel batan küçük bankalara benziyor. Bilançosu tam onlar gibi değil. Daha farklı bilanço var. İşte ona yükleniyorlar ve Powell konuşmasında dedi ki bankacılık sistemimiz sağlamdır. Konuşma bitti. 2 saat sonra aşağı yukarı PacWest'in hisse senedi %56 indi aşağıya. Çünkü PacWest bir açıklama yaptı. Görüşme halindeyiz. Bankayı satmayı düşünüyoruz dedi. Şimdi burayı iyi anlamamız gerekiyor. Benim tahminim başka küçük bankalarda da benzer sıkıntılar yaşayacağız. Bu bir mevduat çıkışı korkusu değil. Yani burada bu bankaların mevduat çıkışından dolayı iflas edeceği gibi bir endişe yok. Yanlış anlamamak gerekiyor. Buradaki sorun bu bankaların bu yüksek faizler altında kar edemeyeceği, çünkü bilançolarını düzeltemedikleri, bundan dolayı hissedarlar bankaları satıyorlar. Benim tabii bir de komplo teorim var. Buradan bir de Fed'e mesaj verdiklerini düşünüyorum. Çünkü Fed başkanı ne zaman çıkıp veya Yellen ne zaman çıkıp sistemimiz sağlam dese darbeyi vuruyorlar küçük bankalardan. PacWest tabii şimdi derde girdi. Burada bir mevduat sıkıntısı yok. Kredilerinde büyük bir dert yok. Bu bankaların ama kar edemeyeceği düşünülüyor. Çünkü %5.25 faiz var artık. Devletin verdiği faiz var. Niye gidip insanlar bankalara para yatırsınlar? Yatırsalar da nasıl bir mevduat faizi isteyecekler? Bankalar buna karşın bu parayı kime kullandıracaklar? Burada dert var. Bunun tabii piyasaları korkutan yönü de bundan dolayı bankaların gittikçe daha fazla kredi sıkacağı, bunu da piyasalara yavaşlatacağı. Piyasanın yavaşlayacağı konusunda zaten hepimiz hemfikiriz ama ben resesyona inanmıyorum. Bununla ilgili büyüme öngörülerimi daha sonra başka videoda anlatacağım. Büyüme yavaşlayacak ama devam edecek diye düşünüyorum hala. Ama piyasa biraz açıkçası tuaf tepkiler veriyor bir sürü şeye. Mesela AMD, benim biliyorsunuz üzerine tahmin yürüttüğüm ve sevgili katıl üyeleriyle paylaştığım bir şirket bu. Hisse başı kârda tahmin ettiğim gibi hedefi gerçekleştirdi. Ciro'da da gerçekleştirdi ama hisseyi sert dövdüler. Neden? Çünkü şirketin geleceğe yönelik güçlü bir büyüme beklentisi açıklamadığını söylediler. Biraz da pahalı bir şirket tabii. Fiyat kazanç oranı 106'larda. Bu yönden düşmesi de biraz normal olabilir ama bu kadar sert düşüş biraz tuhaf çünkü bütün hedefler gerçekleşti. Yani bu biraz açıkçası şu sıralar yatırımcı da ürkekler. Geçen haftadan farklı moddalar şu anda. Belki de resesyona gireceğiz, endişeleri daha fazla. Ve şirketlerden özellikle de fiyat kazancı AMD gibi yüksek olanlardan çok güçlü performans bekliyorlar. O kadar güçlü performansı ileriye doğru görmeyince de satışlar gelebiliyor. AMD burada ucuz mu? Bence değil hala. Ben uzun vadeli yatırım portföyünü zaten görmüyorum. Kısa vadede belki hareket yapar demiştik. Uzun vade için bence hala pahalı. Bu arada bence Nvidia da artık epey pahalı. Zaten dün Nvidia hafif hafif cezalandırmaya başladı. Ben de Nvidia'da bir miktar kar aldım. Nvidia'ya çok inanıyorum ama fiyat kazanç vesaire çok aşırı coşmuş durumda. Görmek lazım bundan sonra ne yaptığını. Biraz kar almakta fayda olabiliyor böyle durumlarda. İkinci bir benim tahmini ürettiğim ise Qualcomm'du. İşte Qualcomm'la ilgili dün yanlış bir paylaşım yaptım. Dedim ki ciro hedefi gerçekleşti, kar hedefi gerçekleşmedi. Özür dilerim dedim. Aslında yanlış söylemişim. O anda yanlış bir rapora bakmışım. Şirket hem ciro hem kar hedefini gerçekleştirdi. Hisse başı karda gerçekleşen 2.15, beklenti 2.15. Ciro'da gerçekleşen 9.28, beklenti 9.1. Ne güzel değil mi? İşler iyi gitmesi gerekiyor. Öyle değil. Onun da içinden geçtiler adeta. Gün içerisinde %3, gün sonunda %7 kaybetti. %10'a yakın. Neden Qualcomm'u bu kadar erittiler? İleriye yönelik beklentileri kötü. Cep telefonu pazarında özellikle küçülme bekliyoruz dedi.
büyümede sıkıntılar olacağını düşünüyoruz dedi. İşte bu da beni Apple açısından çok korkuttu. Onun bu açıklaması Apple açısından iyiye işaret değil. Çünkü iki işaretimiz var şu anda. Bir tanesi Qualcomm diyor ki cep telefonu pazarında daralma var ve yılın ikinci yarısında da bir hızlı büyüme beklemiyoruz diyor. Daha önce de kişisel bilgisayarlarda ciddi düşme var raporları almıştık. Yani Apple'ın bilançosu ürkütücü, korkutucu ve Apple öyle bir hisse ki Apple'da çok kötü bir haber gelirse bütün borsayı düşürebilir. O yüzden bugüne biraz tedbirli girmekte fayda var. Beni en çok şaşırtan bilançoma Starbucks oldu. Starbucks'la ilgili bir tahmin yürütmemiştim. Teknoloji şirketi değil. Kahvesini içerim ama yatırımı yapmam pek oraya. Fakat müthiş iyi bir bilanço açıkladı. Bakın burada gelirlerde geçen sene aynı çeyrekte 7 milyar 126 bu sene 8 milyar 211 yani %10 %14 büyüme var. Hani resesyon ortamı diyorlar vesaire. Şirket büyümüş ve ben baktım. Bu büyümenin büyük bölümü de sırf yeni mağaza açılışlarından değil. Mevcut mağazalarda da ciroyu gayet iyi artırıyor. Enflasyonu %6 kabul ederseniz enflasyonun 2 katı büyüme var. İşletme karlılığında da ciddi bir büyüme var. Geçen sene 904 milyon, bu sene 1 milyar 193. Yani bütün hedefler tuttu. Gerçekleşen hisse başı kar 74 sent, beklenti 65 sentti. Gerçekleşen ciro 8.7 milyar dolar, beklenti 8.43 milyar dolardı. Geçen seneye göre de büyüme var. Arkadaş o zaman bu hisse neden %10'a yakın düştü? Bilmiyorum. Burası bana en kafamı karıştıran konulardan bir tanesi oldu. İleriye yönelik çok büyük bir büyüme açıklaması yapmadılar ama bir küçülmeden de bahsetmediler. Starbucks'a burada yatırım yapılır mı? Bakıyorum fiyat kazanç oranı şu anda 36'lara indi. Yani kahve satan bir şirket için bence hala yüksek ama marka değeri çok yüksek ve daha büyüyebileceği çok yer var. Mesela Çin'de topu topu 600 Starbucks mağazası varmış. Çok şaşırdım. Hindistan'a daha yeni giriyorlar. Yani gidebilecekleri yerler hala var. Yatırım geri dönüşleri çok çok yüksek. Mağaza açtığı zaman ondan çok hızlı para kazanabiliyor. Yani bu yönden bence hala uzun vadede fena bir şirket değil. Temettü de dağıtıyor. Her yönüyle iyi bir şirket. Tabii bu fiyat kazanç bana biraz yüksek ama bu kadar sert düşmeyi bence hak etmiyor. İşte buralarda biraz piyasaların endişesi var. Nedir endişe? Acaba Fed'in bu faiz artışları bizi resesyona sürüklüyor mu? Ben sürüklemediğini düşünüyorum. Yavaşlamaya götürdüğünü düşünüyorum. Sert bir resesyon işareti gelirse de Fed'in zaten pivot edeceğine inanıyorum. O yüzden ben buna endişe etmiyorum ama küçülme olacağı kesin, işte piyasalarda bundan biraz korkuyorlar. Bu da bizi bugünkü Apple bilançosuna getiriyor. Apple'la ilgili ortalama tahmin hisse başı karın 1.43 olacağı, cirodaki büyümenin ise geçen senenin %4.40 altında olacağı. Hala Apple'ın bu hedefleri tutturacağını tahmin ediyorum. Geleceğe yönelik öngörü beni esas endişelendiren yön. Apple hedef tutmakta iyi bir şirkettir. Tim Cook'la ilgili sevdiğim yönde müthiş politik konuşur. Gelecekle ilgili öngörüyü öyle bir açıklar ki, yani iyi bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi söyledi emin olamayız. Yani bu yönden evet ürküyorum ama Apple'a da güveniyorum. Ama Apple'la ilgili şu anda bir pozisyon açmam. Apple'ı ucuz bulmuyorum. Apple'ı uzun vadede de çok ekonomik görmüyorum şu anda. Yani öyle çok iyi bir yerde değil bence Apple hissesi. Çünkü çok yüksek. İnsanlar onu böyle bir altın gibi düşündüler, güvenli liman diye. Bütün bu düşüşler sırasında Apple bundan hiçbiri etkilenmedi geçen sene. Ama yarınki açıklama ürkütücü, korkutucu. Dikkatli olmanızda, risklerinizi kabul etmenizde fayda var bence. Hem Apple konusunda hem Apple bütün Nasdaq'ı etkileyecek için Nasdaq konusunda. Ama eğer Apple da kötü bir açıklama getirmezse o zaman benim plandaki üçüncü adım da gerçekleşmiş oluyor. Üçüncü adım gerçekleştikten sonra yeni veri akışlarına bakacağız. Perşembe günü Amerika'da işsizlik istihdam verisi gelecek. Çok önemli bir veri. Onda gözümüz olacak. Bir düşüş istiyoruz istihdamda ama çok da sert olmasın istiyoruz. Maaşlar da yukarı gitmesin istiyoruz fazla. Böyle bir karmaşık beklentimiz var. Tutacağını düşünüyorum. Ondan sonra da enflasyon verisi geliyor. Çarşamba tüketici fiyatları, perşembe üretici fiyatları. Tüketici fiyatlarına enflasyona baktığımızda ne bekliyoruz? Son çeyrek %5'ti. Hatırlayın enflasyon nasıl hesaplanıyor. Bir önceki yılın enflasyonu ondan düşeceğiz. Yani 5'ten 0.4'ü düşeceğiz. Bu durumda gelebilecek en düşük enflasyon yıllık %4.6. Yani aylıkta ancak eksiye inersek bundan daha sert bir düşüş olabilir. Öte yandan baktığımda borsa yüksekçe bir enflasyon bekliyor. Aylıkta 0.4'e çıkacak diyor. Oysa en son 0.1'di. Bu da yıllıkta bizi %5.2'ye götürecek diyor. Bu yüksekçe beklenti iyi bir şey aslında. En azından biraz yüksek gelirse enflasyon borsalar çok korkmazlar ama ben böyle olmayacağını düşünüyorum. Ben 0.1'den 0.4'e neden gitsin aylık enflasyon konusu? Elimde somut bir veri yok. Burada enerji fiyatlarından biraz korkuluyor. Hatırlıyorsunuz Nisan'da enerji fiyatları biraz zıpladı ama onun etkisi bu kadar yüksek olmuyor benim hesabıma göre. Ben bu nedenle 0.1-0.2 arasında bir enflasyon gelecek. Bu da enflasyondaki düşüşü devam ettirecek. Biraz yavaşlayarak da olsa diye inanıyorum. Çekirdek tarafta geçen ay 0.4'tü. Bu ay daha iyi bir beklenti var. 0.3'lük. Yıllıkta 5.6'da sabit kalacak diyor. Bunun daha iyi geleceğini inanıyorum. Kira tarafındaki düşüşlerin artık buraya etkilemeye başlayacağı inanıyorum. Bu lütfen biraz daha az gelsin. Yani bu 5.6'dan biraz daha aşağı doğru kıvrılırsa tezimin 5. adımı da gerçekleşecek. Çünkü o zaman elimizde şöyle bir durum olacak. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz artışları konusunda biraz sakinleşmiş durumda. Apple bilanço
nüfus çok gelmedi. İşsizlik artıyor ama resesyon yok. Ve sonunda da enflasyonda da çekirdek tarafında da düşüş devam ediyor. Bu benim senaryom. Bu senaryo olursa Mayıs ayının gerisi pozitif geçecek borsalar açısından diye düşünüyorum. Tabii Bitcoin'ciler için de bir şey söylemekte fayda var. Dün Bitcoin sevindi, yükseldi. Amerika'da ne zaman bankalar batacak gibi olsa Bitcoin ve altın yükseliyor. Bitcoin ve altının beraber hareket etmesi de bence çok enteresan. Çünkü biliyorsunuz ben pek altın sevmiyorum. Ve altıncılar, Bitcoin'ciler çatışması hep var. Ama ikimiz de Amerikan bankalarının batmasına istifade ediyoruz. En azından kısa vadede. Durumlar böyle. Soru ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Henüz kanalıma katılmamışsanız mutlaka katılın. Çünkü burada anlattığımdan çok daha fazla detayları kanal üyeleriyle paylaşıyorum. Pazar günü yine canlı bir yayınım olacak. Bu arada benim yarın doğum günüm. O yüzden yarın muhtemelen yayın yapamayacağım. Şimdiden sizleri seviyorum, öpüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar diyorum.